Bir de mesela kolay diyorsun bir şey ki değil yani. Şu anda herkes için geçerli olan trap içinde diyorsun ki trap'in teknik olarak kalıcı olması imkansız. Tabii. Çünkü tek düze altyapılara sahip ve uzun soluklu olması gereken lirikal derinliği yok. Aslında lirikal demeye gerek yok burada. Lirik derinliği yok. Yani bunu mesela böyle bir röportajında söylemişsin. Sonra diyorsun ki benim 10 sene önce yaptığım işleri yeni yeni yapmaya başladılar. Ben rap müziğinin ateşiyim, onlar duman. Aslında bu söyleme şekli aslında hoşuma gidiyor. Çünkü ilk başta sanatta ya da popüler sanatta diyelim, popüler sanat tırnak içinde kötülemek için kullanmıyorum. Doğru bir şey bu. Popüler sanatta doğru olan ukalalık var burada. Hı hı. Aslında bu var. Yani diyorsun ki çıkıyorsun ve diyorsun ki ben bunu yapıyorum. Hadi siz de hadi oradan sıkıyorsa benim yaptığımı yapın. Ve aslında bu sanat ortamını kızıştırıyorsun. Bir türlü kızıştırıyor. Tabii. Yani yaptığı şey bu. Aslında çok farklı değil. Yani aslında Tuncay şöyle bir şey söylemek istiyorum sana. Rap yani hip hop dünyasıyla aslında metal dünyası çok benziyor birbirine. Yani aslında metal dünyası da bir farklı bir komünotedir. Aslında ve kendi dilleri, kendi anlaşmaları ve bütün dünyada kendi fanlarıyla, fan demeyelim buna, fan kötü bir şey. Dinleyici. Justin Bieber'ın da fanı var. Yani kendi takipçileriyle diyelim. Bu takipçilerle beraber özel bir dünya yaratırlar. Mesela rock kültürü böyle değil ama metal kültürü böyle. Kesinlikle. Ve artık çok acayip bir yerdeler. Yani niş bir yerdeler. Çünkü onların konuşmasını başkaları anlayamayabiliyor. Tabii. Aslında hip hop dünyası da böyle. Teknik olarak başka bir dil konuşuyorlar. Başka bir dilden birbirlerini eleştiriyorlar. Ve bu aslında mutlaka bir dipten gelen bir dalga, dipten gelen bir kültür. Underground kültür dediğimiz şey. Ve bu geliyor ve şu anda bütün Türkiye'yi sarıyor. Bütün radyoları sarıyor. Radyolar tarafından çalınmayan bu kültür şu anda radyoları mecbur bırakıyor. Türkiye'nin çok önemli radyolarını kendilerini çalmaya, dinlenebilmek için kendilerini çalmaya mecbur bırakıyor. Kulüpleri mecbur bırakıyor. Kulüplere alınmayan adamlar, içeri alınmayan adamlar şimdi ne olur bizde sahneye çıkın diye kulüpte sahneye davet ediliyor. Bu çok güzel. Evet abi. Bu çok güzel ama canım efendim aynı zamanda bahsettiğin tehlike bu işte. Hı hı. Senin işaret etmeye çalıştığın tehlike bu. Evet. Çünkü hangi independent'ı, hangi underground'u, hangi lokal işi iyi, kaliteli ve dipten gelen işi popülerleştirirsen artık o dejenere olmaya başlar. Yani köklerine bir süre bağlı kalır, bir süre sonra oradan kopar ve bir serseri mayın gibi dejenereleşir. Çünkü herkes bütün dinamikler para kazanabilmek için oraya yatırım ve insan pompalarlar. Bir anda dinleyicinin arttığını ve bu eskiden beri çok istediğin ya keşke her yerde rap dinleyebilse, keşke bizi anlasalar dediğin şey artık fena halde anlaşılmaya başlamıştır ama dejenere olmuştur ve rezil olmuştur. Yani aslında hem hayallerin gerçekleşmesi ama hayallerin gerçekleşmesi de aynı zamanda bir hayal kırıklığıdır. Şöyle bir şey var abi, yaptığım açıklamalarda, röportajlarda falan yani işte yeniliğe karşı mısınız falan gibi bir şeyler gibi. Ya yeniliğe kim karşı olsun? Yani şu andaki rapçilerin yapmış olduğu şeylerin çoğunu 10 sene önce yaptım derken boş atıp dolu tutmuyorum. Yani ototune kullanımı olsun, baz aldıkları konular olsun. Ya benim şarkı çeşitliliğim o kadar fazla ki. Politik şarkım var, aşk şarkım var, kişisel şarkım var. Yani işte annesi vefat etmiş bir çocuğun arkasından yakarışı diye bir şarkım bile var. Yani bir insanın anatomisini anlatan doğduğu günden öleceği güne kadar Depresyon Oteli diye bir şarkım var. Ya politik süreçlerden bahseden çıktık yine olarak. İşte ne bileyim eskiden çok dinlenen yeni neslin işte sevsin diye coverladığım bir sürü şarkı var. Yani Kara Toprağın şarkısı mesela işte Aşık ve Senin şarkısını coverlamışım. Yani orada ozanlarımızdan bahsediyorum. Çok güzel örnekler veriyorum. Benim sinir olduğum konu şu. Yani daha doğrusu sinir olduğum konu dedim. Derdim bu. Trap'e karşı değilim. Müzikal altyapı tabii ki de değişebilir. Abi sözü niye değiştiriyorsunuz? Söz niye markaların reklam paneli gibi oluyor? Sözlerde de yani bir özentilik seziyorum. Ya o ülkenin kültürü. Trap yap altyapıyı yine aksak ritim olsun. Yani yine nakaratta belki ototun kullan
Ama eskiden yaptığın şeyi devam ettir. Niye oradakini alıp translate ediyorsun, buraya getiriyorsun? Biz bunu yapmadık. Ya biz de sevdiğimiz rapçiler vardı. Hani Tupac vardı, Eminem vardı. Evet. Ondan önce işte Run DMC'ler vardı. Biz de bunları dinledik. Ama biz orada duyduğumuz şeyi değiştirip hani kendi kültürümüzdeki sorunlarla harmanlayıp bir müzik ürettik. Dolayısıyla o yüzden Türkçe rap dedik adına. Rap demedik. Yani dolayısıyla bizim 25 yıllık bir kültürümüz var. Bu kültür içerisinde kendi isimlerinde, eserleriyle markalaşmış, devleşmiş isimler var. Bu kültürü alıp taşımış isimler var. Hatta senin programların da abi, hani bundan önceki programların da çok yardımcı olmuştu. Biz o zaman medya hani fırsat vermediği zamanlarda. Ha, ben yer alamadım o programlarda ama yer almış bir sürü rapçi arkadaşım vardı, kardeşim vardı. Hatta benden büyük abilerim vardı. Yani dolayısıyla demeye çalıştığım şey, arkaya döndüklerinde boş bir alan yok. Bizim kimsemiz yoktu dönüp örnek alabileceğimiz. Ama o insanların örnek alabileceği çok güzel şeyler var. Diyorsun ki zaten bence bir yükseliş yok ortada. Sadece müzik şirketleri ve ana akım medya bu kitlenin büyüklüğünü yeni yeni keşfediyor. Doğru söylüyorsun. Ama bunu şimdi söylemiyor zaten. 2017'de söylemiş. 2017'de benim bundan önceki işte single'ımdan önceki Auro albümü çıkmıştı. O albümün liste başarısı işte tüm dijital platformlarda sene boyunca en çok dinlenen genel olarak 3. albüm. Rap kategorisinde de 1. albüm oldu. Şarkıdan çıkan single Deli Amerika'da ilk defa Beats One radyosunda. İlk defa, bu arada hala da egal edilebilmiş bir şey değil. Beats One radyosunda çaldı. Şimdi bu tarz gelişmeler olunca fiziksel satışlarda yılın en çok satan ilk 10 albümünden bir tanesi oldu. İnsanların ilgisini çekiyor. Benden önce işte APO'ların Günah Benim diye bir single'ı çıkmıştı. Onlar mesela yine bir renk kattı. Daha sonra dizi yapanlar, işte ne bileyim hani bu değişik platformdaki medya çalışanların hepsi bunu gör dedi ki bir kitle var galiba. Ya var bu tabii. Kitleyi kullanalım. Ama yeni, yani şunu demeye yeni uyanmaya başladılar. Halbuki bu biz bu yani ben rap yaparak hayatımı devam ettiriyorum. Ben 2007'de de konser veriyordum. Tamam. Şu anki çok güzel sahne ışıkları olan yerlerde değil. Hatta bize rock barları veriyorlardı ve gündüz matinelerini veriyorlardı. Be. Biz o zamanlardan beri yapıyoruz. Evet, bundan para da kazanıyorduk. Tabii ki de bu ölçekte değil. Çok daha düşük. Ama biz zaten yapıyorduk. Bir kitlemiz vardı. Yani rap sanki yeni gelmiş gibi lanse ediyor. Siz yeni uyanıyorsunuz bu işe. Biz yeni değiliz. Dolayısıyla kendinizi besleyin. Neyi kaçırmışsınız? Bu zaman dilimi içerisinde neyi öğrenememişsiniz? Ülkenizde neler yapılmış? Hatta yurt dışına gidip sizi temsil etmiş işler olmuş. Bunları öğrenin. Ondan sonra gelin hani siz daha iyi bildiğiniz için tabii. Sen daha iyi bildiğin için Okan abi hani. Hayır daha iyi bilmiyorum. Yok sen daha iyi biliyorsun abi. Sonuçta hani yıllardır hani bu kültürden işte zor şartlarda rap yapmaya çalışan birçok MC'yi tanıttın programında. Evet. Yani çok büyük faydası da oldu o programların. Teşekkür ederim böyle düşündüğün için. Peki şu TikTok hakkında ne düşünüyorsun? Abi. Yani, bu TikTok beni mahvediyor ya. Bu TikTok'tan kurtulamıyorum. Bir yerden karşıma çıkıyor bu TikTok. Ne yapılıyor bu? Çocuklar bizde bir VTR'miz var. Niye var bu? Yani bu adamla ilgili nasıl bir TikTok hikayesi olabilir? Onun şarkısını mı söylüyor birisi? Şarkı 2,5-3 milyon mu ne TikTok kullanıcısı tarafından parodileştirilmiş, söylenmiş. Niye bilmiyorum ya, onu da bilmiyorum. Ama sen böyle bir şey yaptırmıyorsun ya, bununla karşılaşıyorsun. Yok, ben şu ana kadar hiçbir yaptığım projede, ben hep independent çalıştım. En ufak pazarlamaya 1 TL para harcamış değilim. Harikulades. Bu çok acayip bir şey işte. Bu kendine güven, aslında ukalaca gelebilir ama kendine güven hakikaten ve yaptığı işe inanmak bu. Görelim bakalım şu videoyu neymiş. Dinlesin hey ha, boy boy dansöz piyasada vah vah. Bana da bir dörtlük yazın ama dikkat. Evet, bu geçkin kızcağız niye böyle bir şey yapar?